Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla yine buradayım. Bir önceki videoyu mutlaka yüklemişimdir. Bunları arka arka yükleyeceğim çünkü bir önceki videoda DM alışverişimi anlattım. Nispeten birazcık daha uzun oldu ama daha kısa olan Rossmann alışverişime geçeceğiz şimdi. İki tane banyo ifi, bir tane çamaşır makinesi için böyle bir parlatıcı aldım. Aslında DM'ninkini kullanıyordum. Yani büyük ihtimal aynıdır zaten ama DM'de kalmamıştı. O yüzden Rossmann'dan aldım. Şöyle bulaşık makinesi temizleyicilerinden aldım. 1,5-2 aya bir falan aklıma geldikçe kullanıyorum. Bir tane daha Garnier'in aynı şampuandan almışım. Bunu ben DM'den de aynısından almışım. Unutmuşum galiba aldığımı. Şimdi fark ettim. Şu benim Rossmann'dan aldım. Bu da DM'den aldım. Bunların ambalajları değişmiş. İki ayrı ambalajı da böylece görmüş olduk. Ama neden? Mesela şu an bu yeni ambalajla birlikte %75 daha az plastiğe geçmişler. Ama ben bunu hatırlıyorum. Bunda mesela %80 daha az plastik. Yani neden ambalaj değiştirip daha az plastik olacak şekilde değiştirdiklerini hiç anlamadım. Broşum böyle şeftali çiçeği galiba bu. Ya da evet şeftali çiçeği bu. O kadar güzel kokuyor ki. Bir tane bebek yağı almışım yine. Böyle marketten ya da böyle bulduğum her yerden artık bebek yağı alıyorum. Çünkü galiba son 20 günde 3 tane bebek yağı, 1 tane vücut losyonu bitirdim. 20 günde sadece. O yüzden böyle bulduğum her yerden bebek yağı alıp stokluyorum. Çünkü çok çok hızlı bitiyor artık. Maalesef ki. Bir tane de doğal Hindistan cevizi yağı aldım. DM'ninkini kullanıyordum. Bu sefer Rossmann'la da gördüm ve hani onu da alayım dedim. Bunu aldıktan hemen sonra DM'deki 2 gün önce bitti. Hatta dün bitti. Evet gerçekten dün bitti. Bugün buna geçiyorum. Şu böyle daha çiçeksi. Bu da vanilyalı bir koku. Bu hani böyle buhurdanlıklarımız var ya. Onların içine dökmek için böyle yağ. Ama bunlar 100 milim ve 1,95'ti fiyatı. Normalde 10 milimine falan 1 euroya ucuza bulduğumu zannediyordum. Normalde onlar da 1,75-2,25 civarında değişiyor. Ama bunların fiyatı çok çok uygun. Ve hani neden bu kadar uygun ve neden bu kadar büyük ambalajda hiç bilmiyorum. Bunu denemek için aldım buhurdanlığıma. Benim Rossmann'dan yaptığım minicik alışverişim de bu şekilde. DM ile Rossmann'ı ayırmak için aslında ikiye ayrı video çekmek istedim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz alışveriş videolarını seviyorsanız eğer bir önceki videoma göz atabilir ve o unutma listeme bakabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek için de adımı şuraya yazıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoyu beğenmeyi ve bu ürünlerden eğer kullandığınız varsa ya da gördüğünüz varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.